Videoya başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Herkesin sağlığı için lütfen evde kalınız. Evde kalmanız sadece sizin sağlığınız için değil, herkesin sağlığı için. Hepimiz bir zincir oluşturuyoruz. Eğer bu virüsü biz kaparsak herkese bulaştırabiliriz. O yüzden herkes dikkatli olsun. Lütfen evde kalınız. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayınız. Şimdi videoya geçelim. Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Futbol Menajer 2020 Galatasaray kariyerinin 13. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz ki en son maçımız Paris Saint Germain'e karşıydı ve 6-0 mağlup olduk. Ve Kayserispor'da ise oynadığımızda 2-1 galip gelmiştik. Beşiktaş'la aramızda 3 puan fark var. 36 puan ve 33 puanda biz varız. 30 puanda Fenerbahçe, 30 puanda Trabzonspor, 26 puanda ise Konyaspor görüyoruz. Şimdi buradan baktığımızda Beşiktaş'la oynayacağız. Ligin en kritik maçlarından bir tanesine çıkacağız. Umarım bu maçı da kazanacağız. Evet. Evet, Radamel Falcao sakatlandı. 5 veya 6 gün boyunca maalesef sahalardan uzak kalacak ve fizyoterapist gözetimi altına bırakıyoruz. Beşiktaş maçında oynayamayacak. Bu bizim için büyük bir eksik. Evet, Fenerbahçe Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bu da bizim işimize yarıyor. Evet, ilk 11'imiz bu şekilde. Kalede Muslera ile başlıyoruz. Mariana, Dong, Luindama'nın cezası var. Marcao, Saracchi, Sosa, Seri, Zarakko, Almada, Onyekuru ve Andone ilk 11 ile çıkıyoruz. Eğer ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaşarsak burada da Radamel Falcao'yu yine sakat da olsa değerlendirebiliyoruz. Ama oynatmayı da tercih etmiyorum. Evet, maça başlayalım. Evet, iyi başladık. Ama olmadı. Şöyle bir ileri çıkın diyelim. Bravo, ilk golü atıyoruz. Andone ile 1-0 öndeyiz. Çok iyi başladık. Onyekuru'nun iyi ortası, iyi pası. Zarakko, Sosa, Dong. Burada Almada, Sosa'nın mükemmel bir pası. Onyekuru indirdi, Andone vurdu ve golü attı. Çok güzel bir gol. Hazırlayış olarak. Yani bu golleri ilk dakikalarda zaten biz atıyoruz. Bir şekilde atıyoruz. Ama sonrasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıları atlatmamız gerekiyor. Şimdi pozitife doğru çıkalım. Konsantre olmalarını da isteyelim. Biz sonrasında sıkıntıları yaşıyoruz. Yani ilk dakikalarda her zaman her maçlarda gol atıyoruz. Yani bu Paris Saint Germain maçları da dahil olmak üzere. Yani Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere. Gerçekten erken dakikalarda golü buluyoruz ama sonrasında sıkıntıları yaşıyoruz. Evet, Douglas sakatlandı onlardan. Yaptırma işte ortayı ya. Bravo Seri. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Çık. Evet. Yap iki. Yapamadık. İyi geldik yine ama golü yapamadık. Onyekuru'nun bir sıkıntısı var. Çözemedim. Yani bir devam etsin bakalım Onyekuru. Sonrasına bakacağız. Evet, bu maçı alırsak bizim için çok iyi olacak.
Bravo. Çok iyi paslaşmalar yaptık. Ve yine derken yedik. Orada Donk yaptı hatayı. Burada Diaby ile golü buldular. Yani iyi paslaşıyorduk. O ana kadar iyi gidiyorduk. Ama maalesef iyi bir başlangıç yapamadık ikinci yarıya. Şöyle yapalım, çizgiyi inmeden kaleye göründe vurdu. Yapalım, defansından kısa pasla çıkalım. Rakip savunmanın üstüne gidelim. Dikine uzun pas değil. Kısa paslı tempoyu da yüksek yaptık zaman biraz daha farklılıklar oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle hafif de böyle bir ileri çıkın diyelim. Gol atalım. Hay Allah'ım ya. Ay. Ay. Şöyle bir Onyekuru'yu değiştirelim. Adem Büyü'yü alalım oraya. Evet. Mecburen Adem Büyü'yü alacağız. İkinci yarı çok kötü oynuyoruz. Ya nereye attın? Ben anlamadım ki seni ya. At sağ işte. At sağ. Şimdi iyi orta. Hadi oğlum. Ya Mariano hangisini yapacaksın ya? Sinirlendim. Çık 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 çık. Yapma ya. Yapma ya. Hayır, ben Falcao'yu alacağım ama şöyle yapacağım. Şöyle. Radamel, Falcao. Yapacak bir şey yok. Gol atmam lazım ya. Hadi oğlum çık. Evet evet 3. 3'e 3. Haydi Falcao. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Lan 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 lan. Ya çok da güzel geldik ya. Bak yine çıkarken hata yaptık bak. Bak yine çıkarken hata yaptık ya. Bak zorla yedirecekler bize, yemin ediyorum ya. Nerede bizim Mustafa kapımız? Hadi yavrum. Gir golünü at. Toplu oynamada %50 %50 idi. 49'a düştü. Aman aman. Aman çık. Korktum. Dengeliği alalım ya. Son dakikalarda bir yemeyelim yani. En azından yenemiyorsan yenilme taktiği. Aman çık. Ay kalbim var. Hadi oğlum bir gol. Son saniyeler, son dakikalarda. Evet. Offside zaten. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Çık. Bravo. Bravo. Koş. Gökhan nereden çıktın oğlum ya? Evet. 1-1 bitirdik. 19 tane şut atmış Beşiktaş. 7 tanesi kaleye bulmuş. Biz 12 tane şut atmışız. 8'i kaleye bulmuş. Toplu oynamada %51-49 biz öndeyiz. Toplam faulde de 10'a 9. Biz daha çok faul yapmışız. Evet, son maçlardan sonra şöyle bir bakalım. Yine biz 1-1 berabere kaldık. 37 Beşiktaş, 34 bizim puanımız var. İlk yarının son maçına doğru çıkacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani her şey
Normalinde gidiyor. Biz deplasmana gidip Beşiktaş'tan 1-1 kaldık. Bu bizim için çok kötü değil. Tabii galip gelsek çok daha iyi olabilirdi. Şimdi Sivas Belediye maçımız var. Ondan sonra Gençlerbirliği'ne gideceğiz. O da ligin en iyi takımlarından. Şu an bizim oynadığımız, bulunduğumuz lig içerisinde 6. sırada. Olsun, devam edelim biz. Devam edelim. Evet, ilk 11'imizi bu şekilde oluşturuyoruz Sivas Belediyespor karşısında. Okan, Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus Akgün, Almaza, Adem Büyük ve Florin Andon. Bakalım bizi neler bekliyor bu maçta. Yine iyi bir başlangıç mı yapacağız? Golle mi başlayacağız? Evet, iyi bir başlangıç. Bir penaltı olacak galiba. Evet, penaltı. Penaltıyı Selçuk İnan kullanıyor ve 1-0 öne geçiyoruz. İlk maçı da 2-1 kazanmıştık. Yani bizim için oldukça rahat bir maç olacak bu. Evet, ikiyi bulabilecek miyiz? Kaçırdık, bulamadık. Direktiflerden ileri çıkın diyelim ve bayağı bir gol bulmak istiyorum yani bu maçtan. Kendi evimizde. Bir daha. Olmadı. İyi orta ve Adem Büyük'ün golüyle Galatasaray forması ilk gol atıyor. Yani bizde fazla forma şansı bulamayan Adem. Bakalım gole. İyi orta, Adem'in kafası ve gol. Evet, iyi orta. Yunus bir daha, bir daha, bir daha Yunus. Evet, destek gelmedi Yunus'a. Selçuk İnan her zaman yaptığı işi bu sefer yapamadı. Sakin oynatalım ya artık, yani böyle rahat oynasınlar yani. İstediğimiz sonucu, skoru şu an aldık. Bravo. Evet. Yani şunu son dakikada kaçırsa inanın şu bilgisayarı parçalardım yani, böyle inanılmaz bir Paris Saint Germain maçında 1-1 gittiğini, saat 90 artı 1'de böyle bir gol kaçırdığımı düşünemiyorum ya. Şu gol nasıl kaçar anlamadım ya. Evet, 11 şut atmışız. Kalemizde şu ana kadar herhangi bir şut görmemişiz. Bu da bizim için önemli. Tabii rakip oldukça zayıf. Bunun da etkisi var. Evet. Yani şöyle bir taktik değişikliğinde Jimmy durması görmek istiyorum. Yine bir oynatalım. Sonuçta biz bu oyunculara fazla forma şansı vermiyoruz. Buralarda forma şansı vererek hem onları zinde tutmuş oluyoruz hem de gönüllerini alıyoruz. Biliyorsunuz ki burada da oynanmadığı zaman futbolcular size tavır alabiliyor. Evet, kırmızı kart mı verecek yoksa? Evet. Kırmızı kart verdi galiba. Evet, kırmızı kart vermiş. Şimdi Falcao'nun da sakatlığı vardı. Onu yavaş yavaş da kondisyonu için
alıyorum. Umarım tekrar sakatlanmaz. En sonunda da böyle bir Marcao'nun yerine Ahmet Çalı alacağım. Sarı kartı var. Sakinleşmelerini isteyeceğim. Ya bu pasları sürekli iyi yapıyoruz ama bir sarı kart, bir kırmızı kart daha görecekler. Evet. Çift sarıdan. Yani biz şu pasları iyi yapıyoruz ama geri kalanını, böyle final paslarını yapamıyoruz. Almağa da o sorunu daha çözemiyor. Çok genç oyuncu. Biz onu şu an evet oynatıyoruz ama ilerleyen dönemde çok büyük etki yapabilecek bir futbolcu. Ama biz daha çok mesela bunları transfer ederseniz takımınızda nasıl katkı sağları gösteriyoruz. İlk sezondan gösteriyorum. İlk sezondan ikinci sezona doğru nasıl bir ivme yakalamış onu göstermek istiyorum size ben açıkçası burada. Asistanımıza devredelim. Evet, Sivas maçından da 2-0 galip ayrıldık. Şimdi önümüzdeki maç Gençler Birliği. Mustafa Kapı'ya yeni bir sözleşme öneriyoruz. Yani 15 milyon euro bize getirse iyidir. Sorun yok. Burada da satış listesine koyalım. Evet, Beşiktaş Ankara Gücü'nü 5-2 geçti. Bizim de bu maçı almamız şart oldu. Evet, Gençler Birliği ilk 11'imiz Mustera, Mariano, Luyendama, Marcao, Saracchi, Seri, Sosa, Zarakko, Almada, Onyekuru ve Andone. Andone mi Falcao mu diye düşünüyordum. Andone'ye karar verdim ama tekrardan vazgeçtim ve Radamel Falcao'yu ilk 11'e alıyorum. Çünkü onun etkisi daha fazla oluyor. O yüzden maça başlayalım. Evet, ilk dakikalarda yine bir gol bulmaya çalışalım bakalım neler olacak. Yine ilk dakikalarda gol bulabilecek miyiz? Evet, bu sefer bulamadık. Yani ilk 5 dakikada gol buluyordu normalde takım ama bu sefer onu yapamadık. Şimdi kendi yer alanımızdan çıkalım bakalım. Evet, çabuk pas, çabuk pas. Bravo, bravo. Bravo. Ama ileride şu an çoğalamadık istediğimiz gibi. Daha çok geride kurduk baskıyı. Evet, ileriye bir türlü çıkamıyoruz. Çabuk oyna, çabuk oyna. Bravo. Bir daha. Hemen oraya, şuraya oğlum. Evet. Yap golü. Allah kahretsin ya. Evet, çok iyi bir pas. Bravo oğlum. Bravo, bravo. Vur. Ya var ya, gerçekte de Onyekuru bu golleri biliyorsunuz çok kaçırıyor. İşte temkinliden pozitif futbolu alacağım. Deplasmanda oynadığımız halde yine pozitif futbolla. Hadi oğlum, iyi orta şimdi bak. Ama ortada içeride kimse yok. Bravo. Çabuk oyun. Bravo. Bravo. Hadi bakalım. Yine atak tazeliyoruz. Şu tek pasları çok iyi yapıyoruz. Şimdi iyi orta oğlum hadi. Şimdi
Vur. Ya bir de alkışlıyor ya. Ya bir de alkışlıyor. Gerçekten enteresan. Evet, çok tehlikeli geldiler. Çok tehlikeliler. Aman aman, vurdurma vurdurma. Bravo bravo, vurdurma. Hadi oğlum, alın şu topu ya. Heh, bravo. Şimdi çık. Çık bakalım. Atak bitti. Evet, artık gol bulmamız lazım. Rahatlamamız lazım. Şimdi iyi orta. Vur. İşte bu be. İşte bu be. Sonunda. Sonunda. Evet, Onyekuru yine gitti. Her zaman yaptığını yapıyor. Arkadan Almada da geldi. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yerden. Sol köşeye. Evet. Memnunum diyelim ki 1-0'da galibiz. Fena da oynamadık. Ama daha iyi olmamız gerektiğini de söylemeliyiz. Ya Marcao, senin işin değil ya. Senin işin değil ya. Senin işin değil ya o Marcao ya. Hay Allah'ım ya. Ver şurada pası ya. Hayır, sinirli ediyorum. Onun yerini alacak adam da yok yani. Zaten kısıtlı bir bütçeye sahiptik. Burada Malfalcao'nun yerine de Andone'yi alacağız. Neredesin? Evet, sakatlandı. Şimdi %100 5-6 maç oynamaz yani. İyi ki iyi dedi. İyi ki iyi dedik yani. Ha, Mariano da gitti. Geçmiş olsun. Hemen çıkartalım. Oynatmayalım ki en azından bir sıkıntı olmasın. Hadi be çocuklar. Hadi be çocuklar. Evet. Hadi bir tane gol. Hadi bir tane gol. Evet, hadi Şener. Evet. Evet, hücum ağırlıklı yaptık ama. Evet sayın seyirciler, bu maçtan beraberlikle ayrılmamız bizi çok büyük etkiler yapar. Etkiler yaratır derken, Onyekuru yavrum, at şunu. At şunu be kardeşim be. At şunu be. At be. At be. At be. Evet, haydi. Vur. Vurun lan şu topa, vurun lan. Ha, onu ye oğlum, ye. Ye oğlum, ye. Ye. Haydi lan. İleri çıkın oğlum, ileri. Haydi. Son bir dakika zaten. Adamlar var ya, nasıl pas yapıyor ya. Hadi bas oğlum, bas bas bas. Bassanız oğlum.
Haydi. Haydi. Son atak. Haydi. İşte bu. Ya inanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum ya. Bir daha. Vur. Ha şimdi gelir atarlar abi ya. 90. 90 artı. Yani 90 artılarda 2 tane net pozisyon kaçırıyoruz. Sonra maç 1 bitiyor. Ne diyeyim, enteresan. Bu bizim için kötü oldu. Yani arada 5 puan fark oldu Beşiktaş'la. Ki Fenerbahçe'de yenerse aradaki puan farkını 1'e indirmiş olacak. Trabzon'da yenerse bizim üstümüze çıkacak. Bu kötü oldu. Bu maçı mutlaka almalıydık. Yapacak bir şey yok. Radamel Falcao da 2-3-4 gün sahalardan uzak kalacakmış. Şunlara bakalım. Mariano da 1-2-3 gün. Zaten şimdi araya girdik. Birkaç gün maç yok. O yüzden şimdi önümüzdeki videoda şunları planlıyorum. Transfer sezonu açılacak. Sonra hazırlık maçlarımız olacak gibi. Bakalım oyuncu satabilecek miyiz? Satarsak nasıl satabileceğiz? Alabileceğimiz oyuncular var mıdır? Şimdi mali duruma baktığımız zaman bütçemiz de yok. Önce satmamız lazım. Bir bakalım nedir ne değildir. Önümüzdeki yayınımızda daha çok bunlara önem vereceğiz. Şimdi bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ama şunu ekliyorum. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalalım. Evde kalmamız herkesin sağlığı için önemli. Sadece kendiniz için değil. Evde kalın. Sürekli evde kalın. Çıkmayın mümkün olduğunca. Eğer çalışıyorsanız çıkmak zorundasınız. Evet, bunun farkındayım. Ama çalışmıyorsanız da lütfen evinizde kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.